şarkı. Albümümde de düşündüm, dedim ki bir tane de herkes yapıyor, bir tane de ben nostalji eskilerle yapayım dedim. Evet, ve yeni aranjeyle, ana aranjesini Anıl Göçen yaptı. Evet. Zaten albümümün yönetmenliğini Selçuk Tekay Beyefendi yaptı. Bu şarkının da aranjesini benim Anılcığım... Gerçekten çok güzel olmuş yani. Çok teşekkür ederim. Ben dinlemiştim zaten önceden, sözlerini bile beraber söyledim yani. Teşekkür ederim hayatım, çok mersi. Sonra biraz sonra seninle olan şarkımızı da okuyacağız ha? Sen okursun. Hadi. Ben dinlerim. Hadi Şerefe İlhancığım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben latte içiyorum. Latte'si de çok güzel. Ben de elma suyu tabii ki. Yok, sen viski içiyorsun. Yok, elma suyu. Yalan söyleme, viski ben. O. Afiyet olsun. Şimdi burada bir sürü biliyorsun kahve yapan yerler var, orası var, burası var, isimli yerler var, isimsiz yerler var. Ama kahve yapmak önemli bir şeydir. Ben çok ilgi alanımdır kahve gerçekten. Hı. Yani her yerde kahve içilmez. Evet. Gerçekten. Yani. Ama burada daha tadına bakmadım ama çok iyi duruyor yani. Yok, ben çok seviyorum. Yani geldiğim zaman önce bir kahvemi içiyorum. Ondan sonra yemeğimi yiyorum. Bir de buranın geçen sefer de programda bilmiyorum izledin mi? Kaçırdın mı yoksa? Geçen haftaki programı yok. Kaçırdım. Sevmedin mi? Bir şey değil. Normal çalışıyorsunuz. Gayet normal. İlhancığım, bir balık spesyalitesi var buranın. Bunu yemeni tavsiye ederim. Kesinlikle deneyeceğim. Artık buraya geleceğiz arkadaşlarımızla. Öbür taraflara da gideceğiz ama. Öbür 3 tane daha var. Oralara da gideceğiz. Ben seni şeyle de tanıştıracağım. Buranın sahibi Tuncay Bey'le de tanıştıracağım. O da çok şeker, çok şeker beyefendi. O da genç iş adamlarından Londra'mızın, yani Türk olarak. Ben gurur duyuyorum vallahi. Bizim Türklerimiz, dediğim gibi, her zaman söylediğim gerçekten gibi, kutuplarda bile bulabilirsin. Çok çalışkan insanlarız. O yüzden gerçekten de olması gereken yerlere evet, bir bir varıyoruz. Yani. Gurur duyuyoruz efendim. Kesinlikle. Her şeyle. Evet, şimdi efendim yine İlhan Bey'e sormak istediğim bazı şeyler var. İlhan Bey, sizin Samafood'da et satışı var mı? Yok. Şimdi biz daha çok... Et, tavuk. Yok. Mesela biz daha çok gıda toptancılığından geldiğimiz için yani böyle eşyaları da İşte kuru bakliyat. Kuru bakliyat. Hı-hı. Ondan sonra yine dediğim gibi ev eşyalarında işte çok büyük markaların burada bayisiyiz. Mesela hı-hı, Korkmaz, pencereler, şey, Arzum, ondan sonra Halıda Şehrazat, hı-hı, Merinos. Bunların güzel hepsini getirtiyoruz zaten biz. Çok güzel. Ve büyük marka Paşa Bahçe, Gürallar, hı hı, Kütahya porselenler. Jumbo Mumbo satıyor musunuz? Hepsini. Hepsi var. İşte Solingen, GGS, çatalları, bıçakları, hı hı, kaşıkları. Ve bunları işte halkımızın şeyi, avantajı, bunları çok uygun fiyata, yani toptan fiyatını bizden gelip perakende alabiliyorlar. Şahane. Gerçekten. Bayağı o konuda çok büyük iş. Gururluyuz büyük yani. Aa, gerçekten. Zaten nereden alıyorsunuz? Samafood'dan aldım. Aa, işte nerede satıyorlar? Aa, bu var ya Samafood'da. Şey de satıyorsunuz siz değil mi? Kalorifer, ısıtıcılar falan satıyorsunuz. Isıtıcılar, UFO'lar, Londra'da bayağı. Değil mi? Aynen. Biraz da restoranlar alıyor değil mi bu UFO'ları? Restoranlar alıyor. Ondan sonra evler, yani çok her yere ulaşmaya çalışıyoruz diye. Çok güzel, çok güzel valla. Türkiye'den geliyor bunlar, evet, hepsi. Genelde Türkiye, hı, Almanya. Yani, hı-hı, her taraftan getirtiyoruz artık. Nerede en ucuza sunabilirsek oradan getirtiyoruz. Harika, çok güzel. Babanız devamlı duruyor mu? Babamı daha çok şimdi emekliye ayırmaya çalışıyorum. Çünkü efendim babanız diyorum ama İlhan Bey kardeşiyle beraber baba mesleğini yapıyorlar yani. Şimdi abimiz tabii geri çekildi artık. Biraz İki tane aslan gibi oğlu var. Herhalde ben, yani. Ben zaten işin üniversitesinde master'ını da yaptım burada. Biliyorum. Uluslararası ticarette. Şimdi de yani... Şöyle söyleyeyim, hani biz babamızın onda biri olsak bize yeter de artar diyebilirim. O çalışkanlıkla onun evet, gibi olabilme şeyimiz var. Hani o babasından bir adım, yani dedemden bir adım ileride, biz de ondan bir adım öyle, ileride öyle. Ne demişler, olmaya çalışıyoruz. Ne demişler, bir laf vardır.
küçük kardeşimden cahil, büyük babamdan kültürlüyüm demişler. Evet. Bunlar bizim atasözlerimiz. Aynen. Bunlar çok önemli. Aslında atalarımız düşünce konusu... hepsini düşünmüşler yani. Damlaya damlaya göl olur. harika o zaman ya. Evet. Vallahi ben böyle genç arkadaşlarımın bu şekilde İngiltere'de, Londra gibi yerde böyle önemli isme sahip olmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Rica ederim. Ne demek? Her zaman devam etmesini diliyorum bütün bunların. İstersen biraz da kendi hayatından bahsedelim. Mesela diyelim ki ne üniversite okudun? Üniversite mezun olduğunu biliyorum. Evet. Ne okudun İlhan'cığım sen? Uluslararası ticaret. Ben biliyorum da seyircilerimiz de öğrensinler. Uluslararası ticaret okudum Middlesex Üniversitesi'nde. Degree yaptım. Ondan sonra da master'ımı da aynı üniversitede, aynı uluslararası, yani international marketing olarak da sürdürdüm, devam ettirdim. Çünkü ben, babam bir öğretmen biliyorsunuz. Biliyorum. Hani babamın lafı var, yani biz okuduk. Yani, okuyacaksın. Ve yani, okumak zorundaydık zaten. Kültürsüz... Oku da çoban ol yani, o önemli değil. O yüzden... Kültürsüz iş adamı eskidenmiş. Evet, kesin. Şimdi artık bütün gençlerimiz, bütün çocuklarımız artık okuyorlar efendim. Okumak zorundalar. Evet. Üniversiteyi bitir, öyle derler çünkü artık. Evet. Anneler, babalar öyle diyor. Okulunu bitir oğlum, ne yaparsan yap. Evet. Biliyorsun. Yani. İşte bu okumak da çok önemli şey. Bilgi sahibi oluyorsunuz efendim. Yani tamam, alaylı olmak da, pratis yapmak da çok önemli ama önce okulu bitireceksin, ondan sonra praktisini. Kesinlikle. Ondan sonra. Niçin ne demişler İlhan? İşte stajını yapıyor. Evet. Okuyor, ondan sonra tecrübe sahibi olmaya çalışıyor insanlar. Ya hem öyle hem de bir de şey var hani... Büyürken yetiştiriliş de çok önemli bu ülkede. Bizim babamın bir lafı var. İşte ben çocukken beni devamlı iş yerine götürürdü okuldan sonra, hafta sonları. İşte daha ortaokuldayken falan. Bir gün artık burama geldi, dedim ya, dedim baba, dedim. Ya dedim, nedir bu dedim ya sen, ne? Ne çektiriyorsun, ben niye götürüyorsun her hafta sonra? Dedi ki oğlum, ben sana aşı vuruyorum. Ya nedir aşı baba? İşte ufak bebek dedi, doğduğunda dedi aşı vurulur dedi. O tabii. Aşı nedir bilir misin dedi. Ne? Mikrop dedi. Ki ileride mikroba karşı dayanıklı olsun. Ben de sana mı aşı vuruyorum, mikrop vuruyorum ki ileride zoruna gitmesin çalışmak. İşte şey anneler, yani babalar her zaman her şey çocuklarının iyiliğini gerçekten isterler. Kesinlikle. Hiç kötü bir şey istemezler. Yani ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Evet, gerçekten. Evet, evet. Gerçekten. Neyse, Allah ayırmasın canım. Sağ olun. Allah uzun ömürler versin. Sana da, bütün ailene de, cümlemize efendim, değil mi? İlhan'cığım, şimdi bana diyelim ki geldim ben, biraz yağ yakayım sponsorum. Geldim ben, espri yapalım biraz da. Geldim ben, bana ne kadar indirim yaparsın? Dükkan senin. Teşekkür ederim, espri yapıyoruz efendim. İlhan Bey çok kibar, çok centilmen, çok eli açık, çok şeker bir arkadaşımız. Ona her zaman her şekilde teşekkür ediyorum. Peki, tatile gideceksin mi bu sene? İnşallah, yani gideceğiz. Facebook'larda görüyorum. Yok yeni, Uludağ'da İlhan, yok Marmara, yok Bodrum'da. En son maça gittim Fenerbahçe'ye. Portekiz'e izlemeye gittik de çok üzülüp geldik yani. Artık bilmiyorum. İnşallah. Fenerliyiz bu arada, bunu da Genç TV'nin bilmesini isterim. Vallahi ben de Galatasaraylıyım. Oldu o zaman. Görüşürüz İlhan. Ama inanır mısın? Neden biliyor musun Galatasaraylıyım? Onu da sana söyleyeyim. Ben İstanbul'da doğma büyüme Beyoğlu'yum. Evet. Beyoğlu'nda da biliyorsun Taksim, Taksim, o taraflar değil. Taksim, Galatasaray, Tünel. Evet. Biliyorsun değil mi? Galatasaray, yani Beyoğlu çocuğu olduğum için Galatasaraylıyım. Yoksa inanın futboldan, yani gol mü atıldı, ne atıldı, işte nedir, neyin nesi, hiç anlamam futboldan, hiç anlamam. Zaten seyretmem ama bu devirde artık kadınlar da
Çok meraklı futbola. Çok fena. Resmen bekliyorlar ki maç olsun da seyretsinler, birbir bağırsınlar. O da bir zevk tabii, değil mi? Tabii. Alıp başka yerlere götürüyor herhalde. Biraz stresten uzak. Bir şey daha söyleyeceğim. Galatasaraylılık sonradan oldu bende. Öyle herkes Fenerli doğar zaten. Evet, Fenerbahçeliydim. Çocukken ama. Neden? Çünkü ailemizde babam Galatasaray, yok babam Beşiktaşlıydı. Ablam Galatasaraylıydı. Ben de Fenerliyim diyordum. Çok ufaktım. Çok çok ufaktım. Sonradan değişti. O da neden? Beyoğlu çocuğu olduğum için Galatasaray'ı tutmak zorundayım. Ne yapayım? Beyoğluluyum. Yani bu da İstanbul'un göbeği, Londra'nın göbeği. Destense, yani ben de İstanbul'un göbeğiyim. Neyse. Acaba? Ya ben bir istek istesem. Ne? Ya şimdi biliyorsun ben her geldiğim yerde illa sorma ne. Dur. Tamam, söyleyeceğim. Zaten benim aklımda o, unuttuğumu falan zannetme İlhan'cığım. Efendim, İlhan Bey'in beni her geldiğinde tutturmuş bir şarkı. Aşık olmuş bu şarkıya. Nedense bilmem ama seviyor. Ayrıca da şahane bir şarkı. Yani manalı bir şarkı. Değil mi? Çok güzel. Yani okuyalım mı? Ama okuyalım değil de ben yani yok. De sen okursan. Tamam, biliyorum. Okuyacağım. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım, zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş, kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkı beni deli ediyor, kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkı beni deli ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım, zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman, başım duman. Vallahi Soho'ya ayağa kaldırdı abicim gerçekten. Görsün bizi herkes. Böyle gerçekten, efendim. Soho'da Türkler gelmiş. Gelecek yani. Tabii. Değil mi İlhan'cığım? Geldiği yeri belli edecek. Efendim, her zaman eşlik eder bana İlhan arkadaşım. Teşekkür ederim. Senin de ağzına ben sağlık. Daha nelerden bahsedelim? Sen mesela bir soru sor bana. Sesin niye bu kadar güzel? Yani şu an bir dağıttık, konuşamıyorum. O kadar güzel söylüyorsun ki ablacığım. Vallahi gerçekten. Ay canım benim. Çok teşekkür her ediyorum. Her defasında yine yani. Bu ne biliyor musun? Efendim, Allah herkese bir şey veriyor. Evet. Kurban olduğum Allah'ım. Herkese. Sana başka bir şey veriyor. Bana başka bir şey veriyor. Alp Bey'e başka bir şey. Ama herkese muhakkak bir meziyet veriyor Allah. Onun için de Allah da bana böyle bir şey vermiş. Çok teşekkür İyi ediyorum. İyi ki de vermiş gerçekten. Vallahi. Evet. Gerçekten. Ne yapalım? Muhteşem. Vermiş.
tutmuş koy vermiş. Efendim espri de yapacağız tabii değil mi? Başka? Bana bu soruyu mu soracaksın bir tek? Yani İstanbul'a ne kadar sıklıkla gidiyorsun? Yeni albüm, tanıtımları. Benim. Bak şimdi. Spiker yapalım mı? Ay efendim çok teşekkür ediyorum. Efendim Hürriyet Gazetesi'nden de geldiler. Efendim Hürriyet Gazetemizin muhabirlerinden. Nasılsınız efendim? Sağ olun, çok teşekkürler. Hep buradayız artık. Evet. Bistro One diyoruz. Bistro One. Bistro One. Bistro One. Çok memnun oldum görüştüğümüze. Görüşeceğiz efendim. Sevgiler. Albüm diyorsun. Evet. İnancım, ben çok sık gidiyorum, geliyorum İstanbul'a. Zaten İstanbul benim memleketim. Evet. Tabii orada da işlerim var. Gidiyorum, geliyorum, işlerimi hallediyorum. Burada işlerim var. Burada programa çıkıyorum, orada programa çıkıyorum. Böyle geçiyor hayatımız ama bir denk gelemedik. Evet. Ben İstanbul'da çalışırken. İnşallah denk geliriz ve ben bir orada da programınızı izlemek isterim. İnşallah. Bu sene sen Bodrum'dayken sen de galiba. Bodrum'da. Ya ben döndüm. Ya ben gittim. Siz bir şeyler oldu. Öyle bir şeyler oldu. kısmet değilmiş. Ne yapalım efendim? Evet sevgili seyirciler. Biz her cuma sizlerleyiz. Aslında kalbimiz hep sizlerle beraber. Eminiz ki siz de bizi dört gözle cuma günleri bekliyorsunuz. Ben size sonsuz teşekkürler ediyorum sevgili seyirciler. Kıbrıs Genç TV laf lafı açıyor. Semra İleten'le laf lafı açıyor. Açtı ama değil mi İlhan Bey? Kesinlikle. Çok güzel program. Teşekkür ederim. Her zaman yine böyle beraber olacağız. Semra İleten'le laf lafı açacak. Hep açacak, hep açacak. Ama bu arada beni kırmayıp da sevgili sponsorum Samafood sahibi İlhan Aslan Beyefendi'ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Daha sonra gene beraber olacağız. Yani. Değil mi? Kesinlikle. Efendim, Samafood'da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Sadece et yok değil mi? Evet. Sadece et satışı yok. Ama ya, iğneden ipliğe, A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz. Ve o kadar ucuz ki tahmin edemezsiniz. Yani gidin torbalarca alışveriş yapın. Anca kaç pound ödersin? Bedava. Sudan ucuz. Sudan ucuz, evet. Sudan ucuz ama tabii ki yani bir şeyin ödemesi tabii çok ki olacak. Gerçekten ama çok gerçekten ucuz ve kaliteli. Samafood sahibi İlhan Bey'e sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bistro One yine sponsorumuz. Bistro One'ın nezih yemekleriyle bu geceki, bu akşamki programımıza son veriyoruz. Ama haftaya cuma günü Semra İleten'le Laf Lafı Açıyor programında yine beraberiz. Kaçırmayın. Haftaya yine çok şahane bir konuğumuzla sizlerle beraber olacağız efendim. İyi geceler, görüşmek üzere. Kıbrıs, İstanbul, Avustralya, dünyanın dört bir yanına Alasmaladık.